Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili teknoloji raporu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Xiaomi'nin Türkiye'de düzenlediği lansmandayız. Burada biraz önce Redmi Note 7 tanıtıldı. Şimdi gelin telefonun detaylarına ve fiyatına, Türkiye fiyatına hep beraber bakalım. Ben yine bir şeyler. Evet, şu anda Redmi Note 7 elimizde, görüyorsunuz. İsterseniz gelin telefonun teknik özelliklerine biraz bakalım. 6.3 inçlik Full HD Plus bir telefon bu. Orta seviye bir işlemcisi var. Snapdragon 660 bir işlemci var. Telefonun hem ön hem de şöyle göstereyim. Arka tarafında Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta hemen görüyorsunuz şu anda ekranda da 2 adet kameramız var. Bir tanesi 48 megapiksel, bir diğeri ise 5 megapiksel. 48 megapiksel haliyle ana kamera, diğeri de 5 megapiksellik olan kamera ise alan derinliği kamerası, yani bokeh etkisi için kullanılıyor. Şimdi biraz telefonun diğer fonksiyonlarına bakalım. Bir damla çentiğimiz var. Şöyle bir göstereyim. Evet, şu an beyaz bir sayfa açtık. Beyaz sayfa açınca daha rahat görünüyor. Şöyle kapatalım. Evet. Şu an damla çentiği görüyorsunuz. Çok küçük bir şekilde tasarlanmış. Daireye yakın neredeyse tasarımı. Şöyle bir göstereyim. Alt kısımdaki boşluklar da şu kadar. Görüyorsunuz ekrandaki boşlukları. Bazen soruyorsunuz bunları bize videolarda. Biz de söyleyelim ki, gösterelim ki en azından görmüş olun. Ön kameramız ise bu dairesel şekildeki çentiğin önünde bulunan kameramız ise 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Şimdi telefonun farklı renk seçenekleri de mevcut. Öyle mavi gibi, siyah ve gri gibi 3 farklı renk seçeneğimiz var. Bu renk seçenekleriyle beraber kullanıyorsunuz. Bu arada şurada tam görülüyor mu bilmiyorum ama ekranda bu güvenlik kablosunun altında kalıyor biraz. Parmak izi okuyucumuz var. Bu parmak izi okuyucuyla beraber cihazı daha güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yan taraflarına bakalım şöyle. Yan taraflarına bakıyoruz. Güç açma kapama tuşumuz, ses açma kapama tuşu var. Onun hemen diğer tarafta ise SIM kart yuvamız var. Diğer yan yüzde. USB Type-C var. USB Type-C bağlantımız var alt kısmında. Bu arada üst kısmındaki benim sevdiğim bir özellik bu. Kulaklık çıkışı da unutulmamış. Kulaklık çıkışı da var. 3.5 mm standart olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer donanım özelliklerine bakacak olursak 4 GB RAM, 128 ya da 64 GB depolama olduğunu söyleyeyim. Bu arada kamera sensörü 1/2 inçlik bir kamera sensörü var. 4000 mAh'lik bir pilin de kullanıldığını söyleyelim. Bu pille beraber aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4 hızlı şarj desteğinin de geldiğini söyleyeyim. Bir de yine cihazda ek olarak ayar dediğimiz kızılötesi yuvasının bulunduğunu söyleyeyim. Bu da şu anlama geliyor tabii ki, ne demek, ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Telefonu aynı zamanda televizyon kumandası olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu anda ben bir açtım mesela uygulamayı. Kumanda uygulaması da böyle. Telefonun aynı zamanda televizyon ve benzeri cihazlar var. Kızılötesi bağlantı kurulan her türlü cihazla kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim telefonun en önemli ve merak ettiğiniz konu olan fiyat tarafına. Xiaomi'nin telefonu Redmi Note 7'nin Türkiye fiyatı 64 GB depolama sürümü için 1999 TL, 128 GB'lık sürüm için ise 2349 TL ödemeniz gerekiyor. Yani fiyat fena değil. Sunduğu özelliklere göre iyi bir rakam olduğunu söyleyeyim. Dolar kuru şu bu derken zaten fiyatlar aldı yürüdü, onu belirtmiş olalım. Ama uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir kameraya bakalım isterseniz. Bakalım kameramız. Kameramız da bu şekilde. Kamera menümüz. Video var burada. Kısa video var. Fotoğraf var. İşte HDR, yapay zeka gibi fonksiyonların da yine burada bulunduğunu belirtmiş olalım. Ön kameraya bakalım isterseniz bir de. Şu anda kendimizi görüyoruz. Ön kamerada bu şekilde. Yine portre modu var. Tabii bu dijital olarak yapılıyor şu anda gördüğünüz portre modu. Bir tane çekim yapalım. Evet, yaptık. Fotoğrafa bakalım isterseniz. Fotoğraf böyle. Fena değil. Çok çok güzel bir telefon olmuş. Öyle söyleyeyim. Fiyat da fena değil, makul. Bu orta seviyede biliyorsunuz en büyük rekabet bu fiyat aralığında yaşanıyor. Redmi Note 7 de bu aralıkta güzel bir telefon olacak gibi görünüyor. Çıkacak. 2 GB versiyonu ise arkadaşlar 2300 TL.
fiyatı tweetiyle birlikte. Evet, Redmi Note 7 Türkiye fiyatı belli oldu. Ben de hemen elime aldım. Böyle kısaca özelliklerine bir göz attım. Oldukça güzel bir telefon olmuş. Uygun fiyatlı, enteresan bir model olmuş. Bu özellikle bu 2000-2500 TL aralığında çok ciddi bir rekabet var biliyorsunuz. Bu rekabete yeni bir oyuncu katılmış oldu. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz mutlaka olun. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.